basın alabilsin diye. Evet evet, arkadaşlara haber veriyorlar. Özellikle açık olun, bir yer belirtiyor. Şöyle çıkıyor. Yedim, yedim, yedim. Hop, geldim, hop, geçtim. On yıldır kadın cinayetlerini durduracağız diyoruz. Ve 10 yıldır kadın cinayetlerini durdurmanın nasıl mümkün olduğunu anlatıyoruz. Madde madde anlatıyoruz. Adliye adliye anlatıyoruz. Sokak sokak, meydan meydan anlatıyoruz. Sesimizin ulaşmadığı yer kalmadı. Fakat neden hala kadınlar öldürülmeye devam ediyor sorusuna baktığımız zaman cevaplar ortada sevgili arkadaşlar. Kadın cinayetlerini durdurmak mümkün. Emine Bulut kardeşimiz o son nefesinde ne dedi? Ölmek istemiyorum dedi. Türkiye'deki bütün kadınlar ne yazık ki o ölmek istemiyorum sözünün ve o son nefes aralığında hayatlarını yaşıyorlar. Her an ölüm tehdidiyle yaşıyorlar. Neden mi? Normal bir insan gibi en temel hakkı olan yaşamak hakkından mahrum bırakılıyorlar ve erkekler tarafından öldürülüyorlar. Neden mi? Kendi hayatlarına karar vermek istedikleri için, hayatlarını ne yönde evriltecekleriyle ilgili kendi akıllarıyla kendi kararlarını vermek istedikleri için. Fakat bunu kabul etmeyenler var. Buradan her gün kadınlara şiddet uygulayan, tehditle bastırmaya çalışan, öldüren erkekler. Erkekler alışın artık, alışın. Kadınlar kendi hayatına karar vermek istiyor. Mutlu değilse boşanmak istiyor. Şiddet görüyorsa şiddetten uzak bir hayatı yeniden inşa etmeye çalışıyor. Alışın artık, alışın. Ve kendi kararını veren kadınların yanındayız bizler. Her birimiz ve bütün toplum olarak. Artık bir kadın öldürüldüğü zaman kimmiş öldürülen kadın, ne yapıyormuş diye kimse sormuyor. Artık yeter, ölmek istemiyoruz diyor. Tıpkı Emine Bulut gibi. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz, artık ölmek istemiyoruz. Bugün başta Emine Bulut kardeşimiz için ve bütün kadınlar için adalet istediğimiz için İşte buradayız. Kırıkkale Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Ne istiyoruz? Katiller sırf kravat taktıkları için indirim alamasını istiyoruz. Diğer davalarda da gördüğümüz gibi toprağın altında olan kadınlarla ilgili ileri geri konuşup indirim almaya çalışmasınlar diye buradayız. Haksız tahrik indirimi, pişmanım dediklerinde pişmanlık indirimi, gelecek indirimi, saygın tutum indirimi gibi ayrımcı bir şekilde kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet davalarında erkeklere uygulanan bu indirimler sınırlandırılsın diye buradayız. Adalet yerini bulsun diye buradayız. Bulmadığı için buradayız ne yazık ki arkadaşlar. 10 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar Emine Bulut için meydanlara döküldü. O meydanlara dökülen kadınlar sadece artık ölmek istemiyoruz demediler. Aynı zamanda çözümü de söylediler. O yüzden asla karamsarlığa doğru sürüklenmeyelim. Çözüm mevcut ve her yerde bunu dile getirmeye, uygulatmaya devam edelim. Kadın cinayetlerini durduracağız. Bugün burada kızım Ceren Damar'ın babası olarak bulunuyorum. Ve kızım Ceren Damar'ın aklını, ilkelerini, mücadele ruhunu ve azmini temsil etmek üzere burada bulunuyorum. Malumunuz olduğu üzere burada bir kadın, bir insan, bir Emine Bulut öldürüldü. Milletin gözü önünde, çocuğunun yanı başında ve toplumunun gözünün içine baka baka öldürüldü. Acı olan şu ki öldürülen Emine Bulut ancak katledilen toplum, katledilen insanlık.
bugün bu nedenle buradayım. Emine Bulut'la hiçbir yakınlığı, ilgisi olmayan insanların mücadelesine destek vermek üzere burada bulunmaktayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.